Sevgili izleyicilerimiz, şimdi sırada gazeteler bölümüne geçelim. Bugün gazetelerin Kerkük Sabahı gazetesi vardı. 56. sayısında önemli manşetler ve haber başlıklarını izleyelim. Kerkük Sabığı, Irak Medya Ağı tarafından haftalık yayımlanan bir gazetedir. Sayı 56, Pazartesi 23 Aralık 2019. Gazetenin ilk sayfasında yer alan manşet ise şöyle: Sistani'den erken seçim çağrısı. Yeni başbakanın seçilmesi için yoğun görüşmeler. Parlamento Başkanı, ABD Dışişleri Bakanı'nın siyasi işler yardımcısını karşıladı. Bakanlar Kurulu haftalık toplantısını yaptı. El-Cuburi, Kerkük'teki projeleri takip etmek için talimat verdi. Edebiyatçı, tercüman Gazi Nakib'in kitap imzası oturumu. Amna Atilla, Cambridge'de meyve veren Iraklı bir palmiye ağacı. Geçiyoruz ikinci sayfanın manşetlerine. El-Cuburi, Kerkük'teki projeleri takip etmek için talimat verdi. Kerkük'e bağlı ilçe ve nahiyelerde altyapı çalışmaları. Irak'ın kuzeyini güneyine bağlayan iki önemli köprü yeniden tamir edilecek. Geçiyoruz 3. sayfa manşetlerine. Parlamentoda yeni seçim yasasının onaylanması bekleniyor. Kerkük Şehitler Müdürlüğü'nde ödüllendirme merasimi. Kerkük'teki Milli Sağlık Günü'ne özel festival. Acı kayıp, İsrail'i vuran Iraklı Türkmen pilota elveda. Geçiyoruz 4. sayfa Türkmen bölgelerinden sayfasının yazısına. Unutulmayanlardan Abdurrahman Yusuf Ağa Hakk'a yürüdü. Necati Kevseroğlu. Geçiyoruz 5. sayfa Türkmen manşetlerine. Edebiyatçı ve tercüman Gazi Nakib'in kitap imzası oturumu. Bağdat'ta Türkmence eğitimine özel toplantı. Kerkük denilen şehirden hatıralar. Yahudi köftesi. Burhan El Müfti. Geçiyoruz siyasi sayfasının manşetlerine. Sistani'den erken seçim çağrısı. Parlamento Başkanı, ABD Dışişleri Bakanı'nın siyasi işler yardımcısını karşıladı. Geçiyoruz siyasi sayfasının manşetine. Yeni başbakanın seçilmesi için yoğun görüşmeler. Bakanlar Kurulu haftalık toplantısını yaptı. Şimdi ise spor manşetleriyle devam ediyoruz. Federer, Nadal ile oynayacağı Güney Afrika gösteri maçı için konuştu. Hayallerim gerçek oluyor. Diğer bir spor sayfasının manşetleri ise El Clasico golsüz eşitlikle sona erdi. Liverpool'dan büyük sürpriz. Transfer resmen açıklandı. Geçiyoruz kültür sayfasının yazısına. Zengin Türkmencemizin zengin halk hikayeleri. Aydın Kerkük. Şimdi ise geçiyoruz 11. sayfa kültür sayfasına. Bir avuç hatıra. Hoyrat ve manilerimizde ziyaretgahlarımız. Cumhur Kerküklü. Röportaj sayfasının başlığı ise Amna Atilla, Cambridge'de meyve veren Iraklı bir palmiye ağacı, Aya Mansur. Devam ediyoruz görüşler sayfası ile. Erken seçim ve yapılması gerekenler. Nokta atışı köşesinde ise kim başbakan olacak? Özdemir Hürmüzlü. Sağlık sayfasının başlığı ise kansere karşı hep birlikte ben, fotoğraf makinem kardeşim. Bougainville, dünyanın en yeni ülkesi. 102 milyon aboneye ulaşan YouTuber PewDiePie sosyal medyaya ara verecek. Şimdi de geldik gazetemizin son sayfasına. Öğretmenler okul sıralarını tamir ettiler. Irak ürünlerinden nar resmi. Bir Hikayem Var köşesinin yazarı Saddam El-Sufi'nin Cibran Halil'in eserleri yazısı. Raid Muhsin, Kırtaç Tiyatro Festivali'nin en iyi oyuncusu. Son olarak da Burhan Müftü'nün Zoom karikatürü. Thank you.
Evet sevgili izleyicilerimiz, Kerkük Sabah gazetesinin 56. sayısının önemli başlıkları ve haber başlıkları ve manşetlerini izledik.